Genel seçimler sonrası kurulamayan hükümet ve olumsuzluklarla sonuçlanan koalisyon görüşmeleri her dakika piyasayı etkiliyor. Doların yükselişiyle birlikte gram altında zirveyi gördü. Aydın Saraflar Odası Eski Başkanı Mehmet Bağcı yükselen altın fiyatlarını ve piyasayı değerlendirdi. Altın onsu ve doların yükselmesiyle altın gramının 105 TL'ye ulaştığını söyleyen Bağcı, altın fiyatlarının ekonominin canlanmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini belirtti. Altın fiyatlarının dünya borsasına bağlı olduğunu ifade eden Bağcı, dolar düşmediği sürece altın fiyatlarının da düşmeyeceğinin altını çizdi. Koalisyon görüşmelerindeki olumsuzluk ve kurulamayan hükümet doları etkilediği gibi altını da etkiliyor. Gram altın zirve yaptı. Hemen yanımızda Sarraflar Eski Başkanı Mehmet Bağcı var. Kendisinden altın fiyatları ile ilgili bilgi alacağız. Mehmet Bey, altın fiyatlarında şu anda gram altında zirve oldu bildiğimiz kadarıyla. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Altın fiyatları bu şekilde devam edecek mi? Şimdi daha önce yapmış olduğumuz raporlarda söylemiştim. Altın güvenilir limandan hiçbir zaman için çıkmaz diye. Tabii bu seçimlerden sonra hükümet kurma çalışmalarında bir başarı ulaşılamayınca ekonomide bazı öngörüler önerildi ve dolar bugün için 2900 liraya geçti. Ve altın ons dediğimiz 31 gram altın onsu geçen günlerde 1080-1070 liraya kadar hatta 1055 liraya kadar düşmüştü. Tabii ons bu sefer yükselme yaptı. Şu an için 1122 dolar civarlarında. Doların yükselmesiyle altın onsunun yükselmesiyle beraber şu an gram altın 105 liraya ulaştı. Hatta 105-50 bile oldu. Bu tabii hem ekonomi açısından hem vatandaşın alma gücü açısından bizim esnafımız için biraz zor günler yaşıyoruz. Yaşatıyor yani bize. Ama bu değil ki altın fiyatları bu şekilde kalacak. Altın fiyatları daha da yükselir, düşer. Bunlar olur. Ekonomide canlandıkça fiyatlar düşer. Canlanmazsa fiyatlar yükselir. Tabii dolar eğer koalisyon hükümetleri kurulmuş olsaydı bugün doların geleceği yer 2700 yani 2.75'lerde 2.70'lerdeydi. Olmayınca bu PDB böyle yükseliyor. Yükselince de tabii altın fiyatlarına etki yapıyor. Peki yatırımcılar şu anda yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Çünkü altının doların ne olacağı belli değil. Bu böyle devam ederse ülke ekonomisi bundan olumsuz etkilenecek. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii ülke ekonomisine bunlar zararı olacak. Ama bizim vatandaşlara daha önce söylediğim gibi elinde bir miktar parası olan hepsini altına yatırsın demedim. O zaman da demiyorum, şimdi de demiyorum. Dolar, euro ve altın olarak üç parçaya bölebilir. Ama bu değil ki elindeki parayı yatırım yapmasın, yani diğer sanayi yatırım yapmasın, altın alsın veya dolar alsın diye bunu hiçbir zaman için söylemem. Söylemeye de hakkım yok zaten. Bu parası fazla olup da yani işinden kaydından kaldırmış, artırmış olanlar için söylüyorum bunu. Diğer görü sanayici, sanayi de işine baksın, devam etsin. Sanayi de kendi gücünü güçlendirmeye çalışsın. Peki bir erken seçim olması durumunda veya bir hükümet kurulması durumunda bu altın fiyatlarında bir düşüş yaşanır mı? Altın fiyatları dünya borsasına ilgilidir. Dünya borsasında onsu düşerse altın fiyatları burada düşer ama dünya borsalarında altın fiyatları düşse de dolar düşmediği müddetçe Türkiye'de altın düşmez.